Hocalara geldiniz, hoş geldiniz arkadaşlar. Kümelerle alakalı 9. sınıf soru çözüm videomuza başlıyoruz. Ve ilk sorumuz. Bir A kümesi vermiş, listelemiş. A, B, AB, 1, 2. Kümesi için kaç tanesi doğrudur? Bakın oraya geçmeyelim ilk önce. 1. Bu küme kaç elemandır? 1, 2, 3, 4. Bakın bu bir elemandır, bu bir elemandır. A kümesi 4 elemandır. Doğru. Peki A elemandır A'nın. Bu kümede böyle bir eleman var mı? Evet, bu kümede böyle bir eleman var. Evet, doğru. AB alt kümesidir A'nın. AB alt kümesidir A'nın. Doğru. Neden? Böyle bir eleman varsa bu da o kümenin nesi olacaktır? Alt kümesi olacaktır. Yani doğru. 1, 2 alt kümesidir A'nın. Doğru diyenler var gibi geliyor ama yanlış. Bakın alt kümeyi gösterirken muhakkak ne yapıyoruz, onu listeliyoruz arkadaşlar. Listelemek zorunda olduğumuz için ne yapıyoruz bunu? Alt kümesidir, yanlış, alt kümesi değildir. Hocam nasıl olması gerekiyordu? Böyle ifade etmesi gerekiyordu. Bakın alt kümesi. Şu anda bu gösterdiği şey, bu kümenin böyle bir elemanı var. Alt kümesi değil. Alt kümesi olması için bir tane daha liste koyması gerekiyordu. Bakın burada olduğu gibi. Böyle bir eleman vardı. Bunun bir kez daha listedi ve alt kümesi oldu. Kaç tanesi doğrumuş arkadaşlar? 4 tanesi doğru olacakmış. Şimdi klasik alt küme sorularımızdan bir tanesi geldi. Kümesi veriliyor. A kümesinin alt kümelerin kaç tanesinin daha vardır? A kümesinin alt kümelerin kaç tanesinin daha vardır derse pratik çözüyoruz. A'yı kapat. Kaçında A bulunur dese de, bulunmaz dese de, bulunurla bulunmazın eleman sayıları aynı olacağı için alt küme sorularında A'yı kapatıyorum. A'yı kapattığım zaman kaç eleman kaldı? 5 tane eleman kaldı. Cevap 2 üzeri 5 olacaktır. Yani 32. Ne yaptık? Alt kümenin, tüm alt kümenin kaçında A vardır ise A'yı kapatıyoruz. Geri kalanların alt küme sayısı. A kümesinin alt kümenin kaçında sesli harf yoktur? Bakın vardır demek, yoktur demek. Yoktur mu sesli harf? O zaman sesli harfleri kapat. A'yı ve E'yi kapat. Kaç tane eleman kaldı? O zaman 4 tane eleman kaldı. Cevap 2 üssü 4 yani 16 olacaktır arkadaşlar. Alt kümenin kaçında A vardır, C yoktur? Vardır demek de yoktur demek aslında. Vardır deyince de yoktur deyince ne yapıyoruz? A'yı ve C'yi kapatıyoruz. Geri kalanların alt küme sayısını söylüyorduk. Cevap 2 üzeri 4 yani 16 olacaktır arkadaşlar. Cevap 2 üzeri 4 yani 16. A kümesinin alt kümenin kaçında sadece bir sessiz harf vardır? Örnek B vardır, C, D, F yoktur. B vardır, C, D, F yoktur. Soru çözelim mi? Alt kümenin kaçında B vardır, C, D, F yoktur? Bunu dediğimiz zaman siz ne yapıyordunuz? Hocam vardır dediğinizle B, yoktur dediklerinizi kapatın. C, D, F. Kapattım. Geri kaç kaldı? 2 üzeri 2. Hocam 4 çıktı. 4 çok az bir şey. Cevaplarda 4 yok. Arkadaşlar bunu B için yapabilirim. B'nin olduğu, C, D, F'nin olmadığı. C'nin olduğu, D, E, F'nin olmadığı. E'nin olduğu, C, D, F'nin olmadığı. Ve F'nin olduğu, C, D, E'nin olmadığı şeklinde 4 defa yapabilirim. O zaman cevap 4 kere 4 yani 16 olacaktır. Yani sadece bir tane sesli olacak. Mesela atıyorum B var, diğerleri yok. Ya da F var, diğerleri yok şeklinde ne yapacağım? Değerlendireceğim. Alt kümenin kaç tanesinin C ve D vardır? C ve D vardır derse C ve D'yi kapat. Cevap 2 üzeri 4 yani 16 olacaktır. Alt kümenin kaçından C veya D vardır? C veya D. C olabilir. C'nin olduğunda D olmasın. D olabilir. D'nin olduğunda C olmasın. C ve D beraber olsun. Çok uzun sürüyor. Tüm alt kümeleri 1, 2, 3, 4, 5, 6 eksi C ve D'nin olmadığı. Bir daha. Bunlar da yapıyorum. Veya da yapıyorum. Veya da uzun uzun yapmak yerine tüm alt kümelerinden C ve D'nin olmadığını çıkarırsak, C ve D'nin olmadığını çıkarırsak cevap 1, 2, 3, 4, 2 üzeri 4 şeklinde olacaktır. 64 eksi 16 cevap 48 olacaktır arkadaşlar. C ya da D. C ya da D. Şimdi ya da bu şu demektir. C olabilir, C'nin olduğunda D olmayacak. Artı. D olabilir, D'nin olduğunda C olmayacak. C'nin olduğu, D'nin olmadığı demek C ve D'yi kapat demek. 2 üzeri 4. 16 artı 16 cevap 32 olacaktır. Hocam ben kitaptan test çözerken de şöyle bir şey gördüm. En az bir sesli harf bulunur. En az bir sesli harf bulunur. Hadi gelin en azla alakalı bir soru çözelim. En az bir sesli harf bulunur demek ne demektir? Bir sesli de bulunabilir, iki sesli de bulunabilir. Bu soru iki yöntemle çözeceğim. En az bir ses, alt kümenin kaçında en az bir sesli harf bulunabilir? Şimdi A'nın olduğu ve E'nin olmadığına bakalım. Çünkü en az bir sesli harf için sadece şu anda şeye bakıyorum. A olacak, E olmayacak. E olmayacak, E olacak, A olmayacak. En az bir sesli harf bulunabilir demek, iki sesli harf de bulunabilir demek. A ve E olacak. Anladık mı arkadaşlar? Bu birinci yöntem. A'nın olduğu E'nin olmadı. A'nın olduğu E'nin olmadı. Yani 2 üzeri 4, 16. E'nin olduğu A'nın olmadı. Yani 16. A ve E'nin olduğu, A'yı ve E'yi kapat, 16. Yani cevap 48. Hocam biraz uzun sürdü bu şekilde. En az bir sesli harf bulunabilir demek, tümünden hiç sesli olmasın. Tümü 2 üzeri 6. Hiç sesli olmasın. Yani A ve E'yi kapat. 2 üzeri 4. O zaman ne olacaktır? 64 eksi 16'dan cevap 48 olacaktır. En çok bir sesli harf olsun. En çok bir sesli harf olsun. En çok bir sesli harf olsun ne demektir? Ya hiç sesli olmasın. Ya hiç sesli olmasın. Yani A ve E'yi kapatın. Hiç sesli olmayacak. 2 üzeri 4, 16. Ya da olsa olsa bir sesli olacak. Ya da A olacak, E olmayacak mesela. Ya da E olacak, E, A olmayacak mesela. En çok bir sesli. A'nın olduğu E'nin olmadı 16. E'nin olduğu A'nın olmadı 16. Yani cevap 48 olacaktır. Bir daha söylüyorum. En çok bir sesli harf var. En çok bir sesli harf demek ya hiç sesli olmayacak 16 ya da olsa olsa bir sesli olacak. A'nın olduğu E'nin olmadı, E'nin olduğu A'nın olmadı. En az bir sesli harf. Bir sesli harf de olabilir, iki sesli harf de olabilir. Bakın en az, en çok ya da ve veya mantığı bizim için önemli. Bir kümenin eleman sayısı 2 arttırıldığı zaman en elemanlı bir kümeydi. Artık en artı 2 elemanlı bir küme. Alt küme sayısı 2 üzerindi. Şimdi alt küme sayısı 2 üzeri artı 2. Alt küme sayısı 48 artmaktadır diyor bana. O zaman şöyle yapıyorum. 2 üzeri n çarpı 2 üzeri 2 eşittir 2 üzeri n artı 48. Burada 2 üzeri n'den tam 4 tane var. Burada bir tane var. O zaman 3 tane 2 üzeri n. Bakın ne yaptım? Bunu bu tarafa attım. Burada 4 tane 2 üzeri n vardı. 3 tane 2 üzerinin 48 olması 2 üzeri n'in 16 olduğunu, 2 üzeri n 16 ise n'in 4 olduğunu gösterir. Demek ki bu kümenin eleman sayısı 4 olacakmış. A ve B boş kümeden ve boş kümeden farklı ve ayrık olmayan kümelerdir. Tamam, kesişim var yani. A kümesi ve B kümesi. A kümesi 8 elemanlı, B kümesi 13 elemanlı. Birleşimlerin alabileceği en büyük ve en küçük değer toplamı nedir? Şimdi bakın, birleşimin çok büyük olması için şunun çok küçük olması lazım. A ve B boş kümeden farklı ve ayrık olmayan. Burayı sıfırlasam bunlar ayrı küme olur. O zaman buraya en az bir eleman alıyorum. Burayı bir eleman aldığım zaman A kümesi 8 elemanlı olacağı için buraya 7 eleman, B kümesi 13 elemanlı olacağı için buraya 12 eleman. Hocam ne yapıyorsunuz? Neyin peşindesiniz? Şu anda A birleşiminin en büyük olması peşindeyim. 12, 1 daha, 13, 7 daha 20. Demek ki A birleşim B'yi çok büyük yapmak için kesişimlerini çok küçük yapardım. Eğer ayrık demeseydi burayı 0 bile alabilirdim. Peki hadi gelin sizinle A birleşim B'yi çok küçük yapmaya çalışayım. Şurası A kümesi, burası B kümesi. Ben A kümesine 8 elemanlı aldım bakın. B kümesi 13 elemanlı olduğu için buraya 5, burası 0. Eğer soruda bana şunu söylemiyorsa A kümesi alt kümesi değildir B'nin ya da B kümesi alt kümesi değildir A'nın demiyorsa burayı 0 alabilirim. Burayı da 0 alabileceğim gibi. Ama böyle bir şey söylemiyor. A ve B boş kümeden farklı bakın. Zaten 8 eleman. Bakın 13 eleman. Şu anda kesişime maksimum yapmış olmam A birleşim B'yi çok küçük kıldı. A birleşim B en az kaç elemanlı? 13 elemanlı. 20 ile 13 toplarsam cevap kaç olacaktır? 33 olacaktır. Kümelerle alakalı heyecanınız dinmesin. Kümeyle alakalı bir videom daha var arkadaşlar. Bir video daha çekeceğiz. Kümeyle alakalı daha küme problemleri var. Birkaç soru tipim daha var. Ondan ne yapacağız? Çözeceğiz. Kümeler 2 videosunda. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.